şöyle başlayalım. Serdar, Temsilciler Meclisi bünyesindeki Ulusal Güvenlik Alt Komisyonu'nda bu isimler ifade verdiler. Kongre üyelerinin sorularını cevapladılar. Eski askeri yetkililer, eski istihbarat yetkilisi 3 isimde. En dikkat çekici ifade aslında daha önce de bu iddiayı gündeme getiren ABD Hava Kuvvetleri'nde 14 yıl boyunca istihbarat görevlisi olarak çalışmış olan David Grush isimli eski istihbarat yetkilisinin söyledikleri oldu. David Grush dedi ki 4 yılı aşkın bir süre boyunca 40 isimle yaptığı görüşmelere dayanarak ABD hükümetinin elinde tanımlanamayan anormal olgulara ilişkin bir takım araçlar, materyaller veya araç parçalarının bulunduğu iddiasını tekrarladı Grush bugünkü oturumda. Onun dışında ABD hükümetinin de yine bir program yürüttüğünü, yani insan kaynaklı olmayan araçlara ilişkin parçaların toplanması, enkazların toplanması ve tersine mühendislik ya da tersine tasarım yönteminin kullanıldığı bir programdan söz etti ve bu programın kamuoyundan ve kongreden saklandığını iddia etti eski istihbarat yetkilisi. Ve oturumda ifade veren tanıklardan görev yaptıkları dönemde tanımlanamayan objelere ilişkin nasıl şeylerle karşılaştıkları ya da bunları nasıl betimleyebilecekleri soruldu. Yani ortak olarak bu tanımlar nerede buluşuyor diye soruldu. Ve ifade veren tanıklar da eski istihbarat ve askeri yetkililerden bir tanesi ki ABD donanması bünyesinde pilot olarak görev yapmış bir isim Ryan Graves. O da dedi ki şeffaf bir küre içerisinde koyu gri ya da siyah küpler gördüklerini ifade etti. Graves dedi ki eğer bu tanımlanamayan olgular yabancı ülkelere, başka ülkelere ait dronlarsa bu acil bir ulusal güvenlik sorunudur. Eğer başka bir şeyse bu da bilimin çözmesi gereken bir sorundur dedi. Yine ifade veren isimlerden emekli donanma komutanı David Fravor, o da bu gördükleri tanımlanamayan objelerin önce durağan sonra da kasırga hızında çok değişken, sürekli hareket eden ve en sonunda da süpersonik bir hıza ulaşan objeler olarak tanımladılar. Bir tanesi hatta ifade veren tanıklardan Fravor dedi ki ona yakın bir şey, yani gördükleri teknolojiye yakın bir şey elimizde yok, inanılmaz bir teknoloji ifadelerini kullandı. Şimdi kongrede bugün bu tanımlanamayan objeler ya da anormal hava cisimlerine ilişkin düzenlenen oturumdan bir bölümü ekrana getirelim. Sonra Pentagon ne diyor ona da değinelim. We are in our airspace, but they are grossly underreported. Tanımlanamayan hava olguları hava sahamızda yaşanıyor ancak yeterli bildirilmiyor. Bu olgularla karşılaşma vakaları seyrek ya da münferit değil, rutin. Askeri ve ticari pilotlar, hayatları doğru tanımlamaya bağlı olan eğitimli gözlemciler bu olguya sık sık tanık oluyor. Tanımlanamayan hava olgularına yönelik yaftalama çok güçlü ve ulusal güvenlik için bir sorun teşkil ediyor. Meslek hayatında bunun sonuçlarından korkan ticari pilotları ve tanıkları konuşmaktan alıkoyuyor. UFO konusu ve bu konudaki iddialar tabii popüler kültürde de epey yer alan iddialar. Dikkatle takip edilen, ilgiyle izlenen bir konu. Pentagon bu konuda ne diyor? Daha önce bu iddiaları eski istihbarat yetkilisi Grush ortaya attığı zaman Pentagon demişti ki dünya dışı materyallere sahip olunmasına ilişkin bir programın geçmişte veya bugün var olduğu konusundaki iddiaları destekleyecek doğrulanabilir bir bilgiye rastlamadık diyor Pentagon. Dolayısıyla başta sorduğun sorunun cevabına gelecek olursak o sorunun cevabı hala net değil. Ama önceki yıllarda, yani bundan uzun süre önce Pentagon bu tanımlanamayan objelere ilişkin iddiaları daha açık şekilde reddederken şimdi son yıllarda biraz daha konuyla ilgili daha açık bir tutum içinde olduğunu söylemek mümkün yapılan yorumlara bakıldığında ki NASA bünyesinde de bu konuyla ilgili çalışmalar yürüten bir komisyon var ama şunu söylüyorlar genelde yetkililer, yüksek kaliteli veri sıkıntısı var, veri eksikliği var ve bir de bu objelerin çoğu zaman işte casus balonu ya da enkaza ait olduğunun ortaya çıkması sebebiyle de bir takım engellerle de karşılaşılıyor. Bakalım bu konuyla ilgili, bu konu Senato'nun da gündeminde, epey kamuoyunda da tartışılacak gibi görünüyor Serdar.